Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. 14-20 Eylül haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, Güneş Başak Burcu'nda ilerlemesini sürdürüyor ve bu hafta Başak Burcu'nda yeni ay doğacak. Hafta başında ayın ışığı artık kapanıyor. Pazartesi ve Salı ay Aslan Burcu'nda kapanan fazda olacak. Ay kapanırken aslında yeni aya bir hazırlık döngüsü olarak da bunu düşünebiliriz. Geçtiğimiz ayın konularını, son birkaç haftanın konularını şöyle hayatımızı bir gözden geçirmek, değerlendirmek, tamamlamak için değerlendirebiliriz. Biraz içe dönüşler yapmak, tefekkür etmek de çok faydalı olabilir. Belki çocuklarla ilgili bazı konularınız vardı. Son birkaç haftadır bunlarla ilgileniyordunuz. Aşk hayatınızdaki gelişmeler veya tamamen kişisel girişimlerinizle ilgili konular vardı. Bunları artık yeni ay öncesinde şöyle bir gözden geçirebilir, kapatabiliriz. Ve 17 Eylül'de Perşembe günü ay Başak Burcu'nda Güneş'le birleşecek ve 25 derece Başak Burcu'nda yeni ayımız doğacak. 6. evinizde doğan bir yeni ay. Yeni ay yeni olasılıkları, yeni gelişmeleri de hayatımıza taşıyacak. Bu yeni ayın genel enerjisi aslında tamamen günlük hayatınızın ayrıntılarında gizli. Şöyle bir önümüzdeki süreci planlamak, iş hayatınız olabilir, eğitim hayatınız olabilir, mesleğiniz, sağlığınızla ilgili konular, düzenlemeler, yaşam alanlarınızda yapılacak detaylı bazı işler, bunların hepsini aslında kapsayan bir yeni ay. Maddi konularda muhasebeler yapabilirsiniz, hesaplar yapabilirsiniz, iş hayatınızla ilgili yeni başlangıçlar olabilir, eğitim hayatınızda yeni kararlar verebilirsiniz, adımlar atabilirsiniz veya evinizde, iş yerinizde düzenlemeler yapabilirsiniz. Toprak elementinin yoğun enerjisini hissedeceğimiz bir haftadayız aslında. Başak da toprak elementine ait ve Oğlak Burcu'ndaki Plüton'un, yine Oğlak Burcu'ndaki Satürn'ün yeni ayla Güneş'le de çok güzel bir üçgeni var bu hafta. Demek ki planlarımız, programlarımız uzun vadeli, kalıcı bir şeyler oluşturmak istiyoruz hayatımızda. Bir sağlık sorunumuz varsa bunu artık kökünden çözmek istiyoruz. Veya uzun vadeli hayatımızı iyileştirecek, sağlığımızı güçlendirecek, yaşam kalitemizi arttıracak bazı kararlar vermek istiyoruz. Yeni alışkanlıklar olabilir, yeni bir diyet olabilir, yeni bir beslenme programı olabilir veya kronik sağlık sorunlarımızın çözümü için yeni bir tedavi programı olabilir. Yeni bir iş olabilir veya bir işimizin çalışma koşullarında yapılacak değişimler ya da işimizde mesleki anlamda atılacak bazı adımlar, yeni anlaşmalar, yeni sözleşmeler veya iş ve mesleki anlamdaki eğitimler, tüm bunları bu yeni ayın kapsamında önümüzdeki birkaç hafta içerisinde hayatımızda görebiliriz sevgili koçlar. Evet, bu hafta Venüs Aslan Burcu'nda sizin için keyifli bir alanda, keyfinizi arttırıyor. Hayattan biraz daha konfor bekliyorsunuz, eğlence bekliyorsunuz ve Venüs'ün Uranüs'le de bir kare açısı var bu hafta. Biliyorsunuz Uranüs Boğa Burcu'nda, Venüs Aslan Burcu'nda. İlişkilerde, aşk hayatınızda sürpriz heyecanlar getirebilir. Dürtülere dikkat edelim tabii ki. Daha güvenli hareket etmekte fayda var. Bunun yanı sıra finans konularında da spekülatif piyasalara dikkat edelim. Çünkü Venüs Aslan'da değerli metalleri ve spekülatif piyasaları da yönetiyor. Aynı şekilde Uranüs Boğa'da tamamen para ve maddi konularla ilgili bazı hızlı gelişmelerin olabileceğini işaret ediyor. Ve Uranüs-Venüs karesi bu hafta genelinde piyasalarda veya sizin kendi kişisel kaynaklarınızla ilgili heyecanlı, biraz beklenmedik, hızlı gelişmelerin olabileceğini veya dürtüsel bir şekilde para harcama eğiliminde olabileceğinizin de işaretçisi. Bunlara daha dikkatli yaklaşmakta, detaylara dikkat etmekte, daha uzun vadeli düşünmekte, mantıklı ve sağduyulu olmakta fayda var sevgili koçlar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşça kalın.